Merhaba arkadaşlar, bir sınavın daha sonuna geldik değil mi? E, 2023 TYT ve AYT biyoloji sorularını şimdi çözeceğim size. Sizin de akıllarınızda kalan sorular varsa bu şekilde videomuz sayesinde aklınızdaki soruları gidermiş olursunuz. Şimdi ben hep size söylemiştim, çıkmış sorulara mutlaka bakın diye. Çıkmış sorular mutlaka e, denk geliyor yani mutlaka aynısına ya da bir benzerini sorabiliyorlar diye. Burada da gördük ki çıkmış sorulara benzer çok sayıda soru var. Şimdi bakalım ilk önce diyor ki kofulların çeşitli hücrelerdeki işlevleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Koful neydi arkadaşlar? Koful farklı çeşitleri vardı kofulların ve her canlıda her hücrede mutlaka bulunuyordu. Çeşitlerine göre de ee, hücreden hücreye değişebiliyordu Şimdi bakalım Besin kofulları içerdikleri besinlerin sindiriminde işlev gören enzimleri kendileri üretir demiş Şimdi besin kofulu ne demek besin kofulu Diyelim ki bir hücremiz var Bu hücre yalancı ayaklarıyla ya da pinostik, e, pinostik cep oluşturarak etrafında bulunan besini alıyor daha sonra bunun etrafını bir zarla kuşatıyor arkadaşlar ve bunu hücrenin içerisine alıyor. Biz buna besin kofulu diyoruz. Bunun artık içerisinde besin olduğu için. Bu besin herhangi bir şekilde bir mikrop olabilir ya da bir başka bir madde olabilir arkadaşlar. Fark etmez. Biz içerisinde madde herhangi bir madde olduğu için besin kofulu diyoruz. Buna gelip lizozom organeli birleştiği zaman biz buna artık sindirim kofulu diyoruz. Lizozom organelinin içerisindeki enzimler gelip besin kofulundaki besinleri ya da mikrobu sindirir ve Atıklar oluşturur, sindirim olayını gerçekleştirir. Buradaki enzimleri kendisi üretmiyor, lizozomdan geliyor, o yüzden bu yanlıştır. Tatlı sularda yaşayan protistlerdeki kontraktil kofullar, fazla suyun hücreden uzaklaştırılmasında işlev görür. Kontraktil koful da her zaman için sevmenin önemsediği bir organeldir. Bu da doğru bir e, öncüldür arkadaşlar. Tatlı sularda yaşayan bir hücreli protistlerde kontraktif koful dediğimiz bir koful vardır. Tatlı sulardaki canlılar izotonik ortamda pardon e, hipotonik ortamda yaşadıkları için onlarda sürekli hücre içerisinde su girişi olur. Bu yüzden de kontraktif koful bu fazla suyu depo ediyor, bunu da ATP kullanarak hücreden uzaklaştırıyor ve hücre içi dengeyi sağlamış oluyor. Bu doğrudur. Bitki hücrelerinde bulunan merkezi kofullar küçük kofulların kaynaşmasıyla oluşur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Şöyle, e, bitki hücrelerinde merkezi, hücrenin merkezinde merkezi koful dediğimiz büyük bir koful vardır. Bu koful daha küçük olan kofulların kaynaşmasıyla yani zarlarını birleştirmesiyle oluşuyor. Hücrenin merkezinde genellikle su depo eder ama başka maddeleri de depo edebilir. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? Denizli seçeneği. 16. sorumuza geliyoruz. Selüloz, kitin ve nişasta ile ilgili hangileri ortaktır? Selüloz neydi? Bitki hücrelerinde hücre duvarının yapısına katılan bir moleküldü. Nişasta neydi arkadaşlar? Bitkilerde yine e, depo maddesi değil mi? Fazla glikozun depo maddesiydi. Kitin neydi? Böceklerde ve mantarlarda bulunan azot yapılı azot yapılı bir polisakkarit diyor ki polimer yapıda olma hepsi polimer yapıda değil mi yani çok sayıda monomerin yan yana gelerek oluşturduğu büyük bir moleküldür. O yüzden bu doğrudur. Ortaktır. Yapısında azot bulundurma. Azot bulundurma sadece kitine özeldir. Dehidrasyon süreciyle oluşma. Dehidrasyon ne demek? Dehidrasyon e, monomerlerin bir araya gelerek bir bağ, yani bir e, organik bir bağ oluşturup bir molekül su çıkarmasıyla e, ortaya çıkan tepkimeye biz dehidrasyon diyoruz. Yani şöyle düşünün. İki tane glikoz molekülü bir araya geliyor. Aralarında bir glikozit bağı kuruyorlar. Daha sonra açığa da su çıkarıyorlar. Bu olaya biz ne diyoruz? Dehidrasyon diyoruz. Hepsi dehidrasyon süreciyle oluşur. Ortaktır. Hayvan hücrelerinde depo edilebilme. Hayvan hücresinde depo edilen hangi moleküldür? Hangi moleküldür? Glikojendir. Bu yanlıştır o yüzden hayvan hücrelerinde depo edilmez hiçbiri. Dolayısıyla bu ortak değildir. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani A şıkkı ortak olanları sorduğu için. 17. soru. Bakteriler ve Protista alemine ait canlı türleri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi her iki grup için ortak değildir? Şimdi bakteriler prokaryot canlılar. Protista ise ökaryot canlılar. Bununla ilgili bir ortak özellik soruyor. Ortak özellik olmayanı soruyor tek hücreli türlerin bulunması. Bakterilerin tamamı zaten tek hücrelidir. Protistanın içerisinde de tek hücreliler var. O yüzden bu ortak. Fotosentez yapabilen türlerin bulunması. Bakterilerde siyanobakteriler fotosentez yapabilirler. Protist aleminde de arkadaşlar öglena, alg gibi canlılar fotosentez yapıyorlar ortaktır. Hastalık yapabilen türlerin olması evet parazit olan hastalık yapabilen patojen olan türleri vardır her ikisinde de. Mesela protista da bazı amip türleri vardır. Bunlar amipli dizanteri gibi hastalıklara sebep oluyorlar. Zaten bakterilerin de hasta ettiğini biliyoruz. Eşeysiz çoğalabilen türlerin bulunması. Eşeysiz çoğalma. Mesela bakteriler arkadaşlar Arkadaşlar amitoz bölünme dediğimiz bölünme ile yani mitoz bölünme gibi değil bu bölünme. İyi ipliklerin oluşumu falan görülmüyor. mitotik evreler görülmüyor. Direkt basit ikiye bölünme şeklinde bakteriler çoğalıyor. Protista da aynı şekilde ikiye bölünme şeklinde çoğalıyor. Mesela amip her yönden bölünebiliyor. Amip şöyle bir canlı her yönden bölebiliyorsunuz amipi. Mesela paramesyum. Paramesyum şöyle bir canlı enine bölünerek çoğalır. Mesela öglen arkadaşlar. Öglena şöyle bir canlı boyuna bölünerek çoğalır. Dolayısıyla eşeğsiz üreme her ikisinde de görülebiliyor. Fagositoz yapabilen türlerin bulunması. Şimdi fagositoz olayını demiştik ki hücre duvarı olan canlılarda görülmez demiştik. Bazı bitkilerde görülebiliyor. Mesela bazı bitkilerde fagositoz olayı görülebiliyormuş. Hani köklerinde falan görülebiliyormuş arkadaşlar ama Genel olarak diyoruz, hücre duvarı bulunan canlılarda genel olarak fagostoz yoktur. Fagostoz yapamıyorlar. Çünkü fagositoz olayında yalancı ayak oluşumu gerekiyor. Yalancı ayak oluşumuna da hücre duvarı izin vermiyor. O yüzden cevabımız ne olacak? Edirne seçeneği olur. Geçelim diğer sorumuza. Şöyle. 18. soru diyor ki, bir biyoloji öğretmeni tamamlandığında iki yavru hücre oluşturan bir hücre döngüsü. Şimdi bakın tamamlandığında iki tane yavru hücre oluşturuyorsa bu hangi bölünmedir? Mitoz bölünmedir. Bir hücre döngüsünün evrelerini öğrencilerinden modellemelerini istemiştir. Aşağıda bir öğrencinin hazırladığı model verilmiştir diyor. Buna göre öğrencinin hazırladığı modelle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar hangi evreler var bakalım burada. Şimdi bakın birinci evremiz profaz evresi değil mi? Çekirdek zarı kayboluyor, iyi iplikler oluşturmaya başlıyor. İkinci evremiz metafaz evresidir. Merkeze diziliyorlar. Bakın M harfinden aklınıza gelecek. Merkez metafaz. Üçüncü evre buradaki bir sonraki evre ana A'dan gelecek aklınıza ayrılma evresidir. En sonki evremizde zaten nedir? Telofaz evresi sitoplazma bölünmesi olmaya başlamış. Ayrıca boğumlanma ile gerçekleştiği için bu nedir? Bir hayvan hücresidir. Diyor ki Hücre bölünmesi tipi olarak mitoz örnek verilmiştir. Evet zaten mitoz olduğunu söyledik. 2 tane hücre oluşturduğu için. Bölünen hücrenin kromozom sayısı 2'yen yani eşittir 8'dir diyor. Bakıyorum kaç tane kromozom var burada. Bakın en net metafaz evresinde sayarsanız. Kaç tane kromozom var? 4 tane 2'yen yani eşittir 4 kromozom peki 2n olduğunu nereden anlıyorum 2n olduğunu bakın kromozomlar böyle çift halinde bulunuyorlar şurada ana faz evresine baktığınızda bakın kromozomlar bitişik yani çift halinde bulundukları için 2n eşittir 4 diyorum bu yanlıştır. İnterfaz evresi modelde yer almamıştır. Evet interfaz evresi yok. Profazla başlıyor. Doğru. Hücre tipi olarak hayvan hücresi örnek verilmiştir. Hayvan hücresi olduğunu nereden anladık? Boğumlanma olduğu için anladık. Doğrudur. Yavru hücrelerin kromozom sayısı diploittir. Diploid dediği iki endir. Zaten iki end, iki end olduğunu nereden anladığımızda size söyledim. Bu da doğrudur. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. İki en eşittir. Dört kromozomludur. 19. soru İnsanlarda bazı karakterlerin kalıtımı, geni taşıyan ebeveynlerin ve bu ebeveynlerden doğacak olan çocukların cinsiyetine bağlıdır. Aşağıda bu şekilde kalıtılan renk körlüğü hastalığının bir ailedeki seyri gösterilmiştir. Diyor ki: Anne ve babanın fenotipinin bilinmediği bu kalıtım şemasına göre hangisi söylenemez? Şimdi arkadaşlar Şuraya baktığımızda renk körü bir kız çocuğu oluşmuş değil mi? Renk körü kız çocuğu. Renk körlüğünü x üzeri küçük r olarak gösteriyorduk. O zaman buradaki kız çocuğunun genotipi nasıl olacak? x üzeri küçük r, x üzeri küçük r. Burada bir değişiklik yapmış ÖSYM. E e, soy ağacı olarak değil de direkt hani şekil olarak vermiş. Aslında bu da bir soy ama bizim klasik karşılaştığımız soy ağacı değil. Burada renk körü erkek çocuk oluşmuş. Renk körü erkek çocuksa x üzeri küçük r y'dir. Şimdi bakıyorum ben buradan anne ve babanın ne olduğunu bulabilirim. İki tane küçük r'nin yan yana gelmesi için birini nereden alacak? Babadan. Diğerini nereden alacak? Anneden. Daha sonra babamız arkadaşlar zaten X üzeri küçük R'nin yanında ne olacak? Y. O zaman babada renk körü müdür? Babamız da renk körü. Anneye bakıyorum şimdi. Anneyi diğer çocuklardan bulabilirim. Sağlıklı bir erkek çocuk meydana gelmiş. Erkek çocukları X kromozomunu anneden alıyordu. X üzeri büyük R Y. O zaman annemiz nedir? Heterozigottur. X üzeri büyük R X üzeri küçük R. Bunu bulduk. Şimdi yorumları okuyalım şıkları. Anne ve babanın genotipinde renk körlüğünden sorumlu allel bulunmaktadır. Her ikisinde de renk körlüğü alleli var mı? Var. Doğru. Bu çiftin kız ve erkek çocuklarının renk körü olma olasılığı eşittir. Kız çocuklarına bakıyorum. Renk körü olma olasılığı ne olmuş arkadaşlar? Kız çocuklarında 1 bölü 2. Erkek çocuklarında da ne olmuş? 1 bölü 2 olmuş. O zaman eşit mi? Eşit. Doğrudur. Bu hastalık X'e bağlı çekinik bir allel nedeniyle ortaya çıkmaktadır ve evet, çekinik olduğunu zaten biliyoruz. Küçük r olmak çekinik olmak demektir. Baba tüm kız çocuklarına renk körlüğü ile ilgili alleli aktarmıştır. Baba zaten kız çocuklarına sadece X kromozomunu verdiği için mecburen kız çocuklarına hepsine verecek. Doğru. Bu çiftin renk körü kız çocukları olduğuna göre anne renk körü olmalıdır. Arkadaşlar Anne bakın kız çocuğu renk körü olsa da kız çocuğu renk körü olsa da anne ne olmuş burada biz ne bulduk taşıyıcı bulduk. Kız çocuğunun renk körü olmasını belirleyen kimdir? Babadır. Eğer baba renk körüyse, anneden renk körlüğü geni gelmişse kız çocuğu renk körü olur. Ama bir kız çocuğu renk körü diye anne kesinlikle renk körü olur diyemiyoruz. Çünkü kız çocuklarında arkadaşlar e, bu hastalığı belirleyen ikinci gen kimden geliyor? Babadan geliyor. O yüzden genellikle babaya bağlıdır. Bu yanlıştır. Anne kesinlikle renk körü olmalıdır demiyor. Diyemiyoruz. Çünkü taşıyıcı zaten bulduk. Genel olarak da bunu söyleyebiliyoruz. Bir e, kız çocuğu renk körüyse annesi ya taşıyıcıdır ya da renk körüdür. Direkt kesinlikle renk körüdür diyemiyoruz. Gelelim 20. sorumuza. TYT için son sorumuz. de bu videoda çözeceğim Aşağıda karasal ekosisteme ait bir besin ağ verilmiştir. Bu besin ağ ile ilgili hangileri doğrudur? Bu besin ağları ile ilgili çıkmış sorularda da çok soru çözdük değil mi? Diyor ki 3 trafik düzeyden oluşmuştur. Trafik düzey ne demek? Şu basamakların her biri üretici, birinci tüketici, ikinci tüketici. 3 tane mi? Evet doğru. Alt trofik düzeyden üst trofik düzeye doğru gidildikçe aktarılan enerji miktarı azalır. Bu da doğrudur. Ne demiştik? %10 miktarında azalıyor demiştik. Mesela burada 1000 jüllük bir enerji varsa %10 azalır. İkinci basama 100. %10 azalır. Üçüncü basama 10 jüllük enerji aktarılmış olur. Dolayısıyla doğrudur. İkinci tüketiciler basamağında bulunan canlar en fazla büyük kütleye sahiptir. Arkadaşlar büyük kütle her zaman en alt basamakta daha yüksektir. Yani her zaman demeyeyim aslında genellikle diyeyim. Bu okyanuslarda falan farklı oluyor. Genellikle en alt basamakta büyük kütle daha fazladır. Dolayısıyla büyük kütle ne demek bu arada onu da söyleyelim. Üreticilerde bulunan tüm canlıların kütlelerini topladığınız zaman o toplam kütleye biz büyük kütle diyoruz. Üretici canlıların sayısı da fazla olduğu için o yüzden ne olur? e, kütlesi daha fazla olur. Burada ikinci tüketicilerde daha az biyo kütle vardır üreticilere göre. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 denizi seçeneği olur. Şimdi AYT'ye gelelim. Direkt ben ekran görüntüsüyle pdf yaptım. Hani uğraşmayalım diye. Şimdi 28. soru. İnsan dolaşım sisteminde yer alan damarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Atar damarlarda kan basıncı diğer damarlardakine göre daha yüksektir. Bu doğrudur arkadaşlar. Neden doğru? Çünkü atar damarlara kan nereden geliyor? Kalbin pompa gücüyle geliyor. Kalp bu pompa gücüyle bir enerji, bir basınç oluşturduğu için atar damarlarda diğer damarlara göre daha yüksektir. Doğru. Toplar damardaki kan akış hızı kılcal damardakinden daha yüksektir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Toplar damarlarda kılcal damarlardan daha yüksek bir kan akışı vardır. Kan akış hızını zaten sıraladığımız zaman en hızlı toplar şey pardon yanlış yazdım özür dilerim. En hızlı atar damar sonra toplar en yavaş ise kılcal damarlarda. Çünkü kılcal damarlar hem daralıyor çap olarak hem de arkadaşlar burada besin alışverişi gerçekleştiği için dolayısıyla daha yavaş olmak zorunda. Kılcal damarlar bir de dallanıyorlar. Dallandıkları için de akış hızı yavaşlıyor. Doğrudur. Damar çeşitleri arasında en fazla toplam yüzey alanına sahip kılcal damarlardır. Bu da doğrudur. Toplam yüzey alana baktığımızda kılcal damar, toplar damar, atar damar şeklinde gider. Doğru. Toplar damarların damar çapı atar damarlarınkinden daha büyüktür. Bu da doğrudur arkadaşlar. Toplar damarlarda damar çapı daha geniştir. Çünkü daha fazla kan taşır toplar damarlar. O yüzden doğrudur. Kılcal damarların duvarında bağ doku, kas doku ve endotel bulunur demiş. Şimdi kılcal damarlar sadece endotelden oluşur. Yani sadece epitel doku bulunur. Biz epitel dokuya kılcal damarlarda özel olarak endotel diyoruz. Dolayısıyla bağ doku ve kas doku atar ve toplar damarlarda varken kılcal damarlarda yoktur. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız E seçeneği olur. 29. soru. İnsan sinir sisteminde bir nörondan diğer bir nörona impuls iletimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Impuls iletimi Şimdi bir nörondan diğer nörona diyor. Şimdi elimizde iki tane nöron var. Bakın bu birinci nöronumuz. Bir nörondan diğer nörona doğru bir aktarım olması gerekiyor. Şu da kırmızıyla çizdiğimde ikinci nöronumuz. Şimdi bir nörondan diğer nörona nerede iletim gerçekleşir? Şu bölgede. Biz bu bölgeye ne diyoruz? Sinaps bölgesi diyoruz değil mi? Sinaps. Sinaps adı verilen bağlantı bölgelerinde mi gerçekleşiyor? Evet doğru. Akson ucundan sinaptik boşluğa nörotransmitter salınımı egzostozla gerçekleşiyor. Doğrudur. Sinaptik keselerde arkadaşlar nörotransmitter maddeler üretiliyor ve bunlar da egzostoz yoluyla dışarıya aktarılıyor. Doğru. İmpuls iletiminin gerçekleşmesinde diğer nöronlardaki reseptörler görev yapar. Arkadaşlar reseptörler ne yapıyor? Bakın şurada şu dentritlerde bunlar reseptörler buradaki nörotransmitter maddeleri tanıyor ve e, nörotransmitter maddelerin geçişini sağlıyorlar. O yüzden reseptörler görev yapıyor. Doğru. Akson ucuna ulaşan her impuls diğer nörona geçiş yapar demiş. Diyelim ki işitme ile ilgili bir uyarı geliyor. Şimdi işitme ile ilgili gelen uyarı bu yoldan geliyor. Bir de şu yoldan gidiyor. Bu yol göze gidiyor. Bu yol da kulağa gidiyor arkadaşlar. Kulakla ilgili bölgeye gidiyor. Sizce işitme ile ilgili gelen impuls göze gider mi? Gitmez değil mi? Nereye gider? Kulağa. O zaman burada bir engelleyici durum vardır. Engelleyici sinaps diyoruz biz buna. Dolayısıyla her impuls diğer nörona geçiş yapmaz. Bu yanlıştır. Zaten burada şey dersen daima, her zaman. İşte bu tür şeyler varsa genellikle onlar yanlış oluyorlar. İmpuls iletimi tamamlandığında nörotransmitterler enzimlerle parçalanarak ortadan kaldırılabilir. Evet artık hani herhangi bir geçişe ihtiyaç duymadığı sürece impuls iletimle buradaki nörotransmitter maddeler parçalanıyor. Ortadan kaldırılıyor. Cevabımız denizli seçeneği olur. Gelelim 30. sorumuza. Hormonlar ve enzimlerle ilgili diyor hangileri ortaktır? Bakalım. Protein yapılı olabilmeleri arkadaşlar. Hormonlar da protein yapılı olabilir. Enzimler zaten protein yapılıdır. Hormonlar ya amino asit yapılıdır. Amino asit. ya protein yapılıdır ya da steroid yapılıdır. Yani yağ yapılıdır. Dolayısıyla ikisi için ortak mı ortak? Hedef organda işlev görmeleri. Arkadaşlar hedef organda işlev görme olayı sadece hormonlara özgüdür endokrin bezler tarafından üretilerek kana salgılanmalıdır kana salgılanma endokrin bez tarafından üretilme olayı da yine hormonlara özgüdür dolayısıyla cevabımız ne olur a şıkkı ortak olanı sorduğu için yalnız 1 olacak 31. soru İnsan vücudunda salgılanan hormonlardan hangileri kan glikoz düzeyini artırıcı yönde etki gösterir? Çıkmış soruları çözerken buna benzer bir soru çıkmıştı ve ben de bütün kan glikozunu artıran hormonları saymıştım size. Neydi onlar? Bakın. Birincisi zaten insülin düşürüyor, değil mi? Pardon burada yanlışlıkla tik işareti koydum. İnsülin düşürüyor, indiren hormondur. Bunu almıyorum. Arkadaşlar, adrenalin, glukagon yazayım diğerlerinde. nöroadrenalin. Adrenalin. Daha sonra tiroksin. Tiroksin. Kortizol. Kortizol. Bunlar ne yapıyor? Kan şekerini artıran hormonlardır. Dolayısıyla burada cevabımız ne olacak? 2 ve 3 Edirne seçeneği olur. 32. sorumuza geliyoruz. İnsan sindirim sisteminde işlev gören bazı yapılar aşağıdaki gibi şematize edilerek numaralandırılmıştır diye bakalım. Bir nedir? Bir yemek borusu. 2 nedir arkadaşlar? Karaciğer. 3 mide. 4 pankreas. 5 de ince bağırsak. İnce bağırsak. Şimdi diyor ki bir numaralı yapıda peristaltik hareket meydana gelir. Bir numaralı yapı yemek borusu. Peristaltik hareketlerle mideye doğru besinler iletiliyor. O yüzden bu doğrudur. İki numaralı yapı sindirimde işlev gören safranın üretiminden sundur. Evet karaciğer safrayı üretiyor. Doğru. 3 numaralı yapıda hem enzim hem de hormon üretimi gerçekleşebilir. 3 numaralı yapı mide. Midede pepsinojen enzim üretiliyor. Gastrin hormonu üretiliyor. O yüzden doğrudur. O yüzden karma bir bezdir midemiz. 4 numaralı yapıda yağların sindiriminde görev alan lipaz enzimi salgılanır. 4 numara ne? Pankreas. Pankreasta lipaz, üretiliyor arkadaşlar. Doğru pankreas öz içerisinde bulunuyor. 5 numaralı yapıda su ve minerallerin emilimi tamamlanır. 5 numaralı yapı ne? İnce bağırsak. İnce bağırsakta e, glikoz, yağ asidi, amino asit gibi moleküllerin emilimi tamamlanır. Su ve minerallerin emilimi nerede tamamlanıyor? Kalın bağırsakta tamamlanıyor. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız Edirne seçeneği olur. 33. sorumuz insanda dokulardan kana geçen karbondioksit ile ilgili hangileri doğrudur? Kan plazmasında çözülmüş halde taşınır. Evet arkadaşlar yaklaşık %7'lik kısmı kan plazmasında çözülmüş olarak taşınabilir doğrudur. Al yuvarlarda karbomino hemoglobin şeklinde taşınır. Yani al yuvarlarda hemoglobine bağlanarak taşınıyor. Evet %23'lük bir kısmı taşınıyor arkadaşlar doğrudur hemoglobine bağlı bir karbonat iyonları şeklinde taşınır. Bakın bir karbonat iyonları şeklinde taşındı doğru ama bunlar hemoglobine bağlanmaz. Hemoglobine burada bağlanan sadece hidrojendir. Ya karbondioksit hemoglobine bağlanır, karbomino hemoglobin şeklinde taşınır ya da karbolik asit, karbonik asit H2CO3. Buradaki hidrojen ayrılıyor arkadaşlar. Şöyle bir karbonat ve hidrojen şeklinde ayrılıyor. Buradaki bir karbonat kan plazmasına veriliyor. Hidrojen de hemoglobin'e bağlanarak taşınıyor. Hidrojenin hemoglobin'e bağlanarak taşınmasının sebebi kanın asitliğini artırmaması içindir. Dolayısıyla burada hemoglobin'e bağlanır şeklinde taşınması yanlıştır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 yani C şıkkı olacak. 34. soru İnsan böbreğinin işlevsel birimi olan nefronun bazı kısımları gösterilmiştir diyor. Hemen yazalım kısımlarımızı. Bir numara nedir? Glomerulus kılcalları. 2 numara Bowman kapsülü. 3 numara arkadaşlar Henle'nin inen kolu değil mi? Henle. 4 numara Henle'nin çıkan koludur. 5 numara distal tüptür. 5 Beş, zaten 5'e kadar göstermiş. Diyor ki bir numaralı, bir numaralı yapıdan iki numaralı yapıya geçen süzüntüde al yuvarların bulunması beklenmez. Evet kan hücreleri ve kan proteinleri süzülme sırasında geçmez arkadaşlar doğrudur. Sağlıklı bir birey de bu şekilde. 3 ve 4 numaralı yapıların suya geçirgenliği birbiriyle aynıdır. Arkadaşlar 3 ve 4'ün suya geçirgenliği birbirlerine değildir. 3 numara yani hennenin inen kulpu suya geçirgendir ama çıkan kolu suya geçirgen değildir. O yüzden bu yanlıştır. Birbirle aynı değil. 5 numaralı yapıdan bir karbonat iyonlarının ve tuzun geri emilimi gerçekleşir. 5 numaralı yapıya bakıyorum. 5 numaralı yapı distal tüp. Distal tüpte hem bir karbonat iyonları hem de tuz emilimi gerçekleşir. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olacak. Geçelim diğer sorumuza. J ve S tipi büyüme ile ilgili ekoloji ile ilgili bir sorumuz var. Diyor ki J tipi ve S tipi olmak üzere iki farklı tip popülasyon büyümesinin grafiği aşağıda gösterilmiştir. Bu grafikle ilgili hangisi söylenemez? Şimdi J tipi büyümede denge evresi yoktur. S tipi büyümede denge evresi vardır. Diyor ki J tipi popülasyon büyüme eğrisine sahip popülasyonlarda dışarıya göç fazladır demiş. Şimdi burada birey sayısı çok fazla arttığı için Dışarıya göç hani fazladır gibi gelebilir size ama arkadaşlar bunlar da dışarıya göç fazla gibi bir durum yoktur. Dolayısıyla A şıkkı yanlıştır. J tipi popülasyon bu şekilde J tipi popülasyon taşıma kapasitesine ulaştığı anda birey sayısında bir azalma olur. Bu da nasıl olacak? Ölümlerle gerçekleşir. Çünkü bu popülasyonlarda birey sayısı arttıkça çevre direnci ne yapacak? Artacak. Çevre direnci dediğimiz durumda nedir? Besin kıtlığı, işte barınma eksikliği, ortamdaki hastalıklar, parazitler. Bunlar arttığı zaman ne olacak? Buradaki bireyler ölecekler arkadaşlar. Dışarıya göç fazladır diyemiyoruz. A şıkkı yanlıştır. S tipi popülasyon büyümesinin belirli bir evresinde birey sayısına logaritmik artış gözlenebilir. Logaritmik artış demek birey sayısının çok artması demektir. Şuradaki evre logaritmik artış evresidir. Doğru. J tipi büyüme, ideal koşullarda yaşayan bir popülasyonun büyümesini göstermektedir. Evet, ideal koşullar. Yani şöyle düşünün: besin kıtlığı yok, barınma kıtlığı yok, herhangi bir hastalık yok. Dolayısıyla bütün şartlar elverdiği için ne oluyor? Bireyler sayısını sürekli artırıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ideal koşullarda yaşayan bir popülasyondur. J tipi doğru. S tipi büyümede popülasyon büyüklüğü zaman içerisinde taşıma kapasitesine ulaşır. Evet taşıma kapasitesine ulaştığında birey sayısı sabit kalır artık. Denge evresi başlar. Doğrudur. J tipi popülasyon büyümesi doğada sonsuza kadar devam edemez. Doğrudur bu da. Neden? Çünkü e, belirli bir süre sonra artık doğa koşulları bu büyümeye el vermez arkadaşlar. Yani bir besin kıtlığı oluşabilir. Bir hastalık ortaya çıkabilir. O yüzden doğrudur. Cevabımız aşık olacak. 36. sorumuz. Bir komünitede bulunan kilit taşı türlerle ilgili diyor. Hangisi söylemez? Kilit taşı tür neydi? Kilit taşı tür komünitenin bozulduğunu gösteren. Yani komünitede olduğu zaman arkadaşlar o komitenin özelliğini gösteren türdür tamam mı? Mesela bozulduğu zaman komünitenin şartları o türde bir azalma meydana gelir. O zaman o türün kilit taşı tür olduğunu anlarsınız. Diyor ki komünitede popülasyon yoğunlukları her zaman fazla olan türlerdir. Bir kere kilit taşı türlerin sayısı azdır. Fazla değildir arkadaşlar. Eğer yoğunluğu her zaman fazla diyorsa bu baskın tür demektir. Baskın tür. Dolayısıyla bu yanlıştır komüniteden ayrılmaları o komünitenin yapısının bozulmasına yol açar. Az önce dediğimiz gibi kilit taşı tür ortamdan yok olursa ne oluyor? O komünite bozuluyor. Doğru. Doğal düşmanlarının artması komünitede üçüncü bir türün birey sayısını artırabilir. Ben size şunu şöyle söyleyeyim. Şimdi bakın. Deniz kestaneleri deniz kestaneleri ne neyle besleniyor ya? Bir tane besin vardı. Unuttum burada. Neyse A besiniyle besleniyor. Ya da şöyle diyeyim ben size. Şöyle örnek vereyim. Şimdi komünitede şöyle A, B, C ve D türleri var. Tamam mı? C türümüz burada kilit taşı türü olsun ve C türü ortamdan yok olsun. C türü ortamdan yok olduğu zaman ne olacak? Buradaki B'nin sayısı artmaya başlayacak. B A ile beslendiği için ne olur? A'nın sayısı azalmaya başlayacak. D ne ile besleniyor buradaki D? D de C ile besleniyor. Ortamda C olmadığı için D'nin de sayısı ne olacak? Azalacak. Burada ne diyor? Üçüncü bir türün Birey sayısını artırabilir. Mesela diyelim ki şöyle olur. E, bu ortamdan yok olduğu zaman, bununla aynı besine beslenen bir de E türü var, tamam mı? Bu E türü arkadaşlar C türü ortamda olmadığı için çok sayıda da B türü olduğu için de olacak sayısını artırabiliyor, doğrudur. Bazı kilit taşı türler ekosistemlerdeki en üst trofik basamakta yer alabilir. Evet, mesela buradaki D de e, kilit taşı türü olabilir, doğru komitede türler arasındaki ilişkileri etkileyebilir. Az önce anlattığım gibi C ortadan yok olursa ne olur? Aradaki ilişkiler etkilenebiliyor. Mesela E'nin sayısı daha da artabiliyor ya da A'nın sayısı azalabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız A şıkkı olacak. 37. DNA ve RNA nükleik asitleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Yapılarında karbon, hidrojen Oksijen, azot ve fosfor atomları bulunur. Doğrudur. Ee, azotlu organik bazlar vardı. Değil mi? 5 karbonlu şekerler vardı. Bir de fosforik asit vardı. Dolayısıyla bu doğrudur. Nükleotit monomer, monomerlerinden oluşan polimerlerdir. Evet nükleotitler yapı taşları. DNA'daki adenin nükleotidiyle RNA'daki adenin nükleotitinin yapıları birbirine aynıdır. Zaten adenin nükleotitleri şöyle düşünün arkadaşlar. Yapıları birbiriyle aynıdır diyor ya adenin nükleotidi. Şimdi DNA'da adenin nükleotitinin yapısında ne var? Adenin artı deoksiriboz artı fosforik asit. H3PO4. Peki RNA'daki adenin nükleotidinde ne var? Adenin artı riboz şeker artı H3PO4. Dolayısıyla burada yapıları birbirine aynı oldu mu? olmadı. Birinde deoksiriboz şeker varken birinde riboz şeker vardır. Bu yanlıştır. DNA sarmalında ve taşıyıcı DNA'nın katlanma yaptığı bazı bölgelerde karşılıklı bazlar arasında hidrojen bağları kurulur. Evet, bunu söylemiştim size hatırlayın. DNA'da çift zincirler karşılıklı geldiği için hidrojen bağları kuruluyor. RNA genellikle tek zincirlidir ve taşıyıcı RNA katlanma yaptığı zaman hidrojen bağı kurulur. Başka türlü arkadaşlar RNA'da da e, hidrojen bağı yoktur. Son zamanlarda ribozomal RNA'da da hidrojen bağları olduğu ortaya çıkmıştır ama bu hani size sorabilecek bir düzeyde değildir. Dolayısıyla bu doğrudur. DNA her ipliğinin kalıp görevi yaptığı yarı korunumlu mekanizma ile kendini eşler. Evet, DNA'nın eşlenmesini düşündüğünüzde şu DNA iplikçikleri olsun. Bu DNA iplikçiklerinden bir tanesi karşısına yeni zinciri sentezliyor. Bir diğeri de arkadaşlar baz karşısına yeni zinciri. Dolayısıyla her iki zincir de kullanıldı mı? Kullanıldı. Biz buna yarı korunumlu mekanizma diyoruz. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. 38. Günümüzde bir bakteriye insan gene aktarılarak insana ait bir proteinin üretilmesi gerçekleştirilebilmektedir. Buna göre diyor durumlarından hangileri bu olayın başarılabilmesini sağlamaktadır. Şimdi bakteriye insan gene aktarıyorsunuz ve bir protein üretiyorsunuz. Mesela insülin. İnsülin üreten bir gen bakteriye aktarılıyor ve insülin protein yani insülin hormonu üretilebiliyor. Diyor ki bu canlının ortak bir genetik kodu paylaşmaları. Bu olur. Eğer ben ortak bir genetik kodu bakteriyle paylaşmıyorsam zaten bu insülini üretmem mümkansızdır. Demek ki ortak genlerim var ki oraya ben aktarım yapabiliyorum. Bu doğrudur. Genetik bilgi akışı sürecinin tüm canlılarda gerçekleşmesi. Arkadaşlar genetik bilgi akışı nedir? DNA'dan RNA, RNA'dan da protein üretilmesidir. Dolayısıyla bu genetik bilgi akışı bu protein üretimi tüm canlılarda gerçekleşiyor ki ben insan geninden aldığım o insülin proteini bakteride de üretebiliyorum. O zaman bu da olur. Bir bu canlı türlerinin genomlarındaki tüm genlerin ortak olması tüm gen ortak olsaydı insan bakteri ya da bakteri insan olurdu. Tüm gen ortak olamaz arkadaşlar gitti. Bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 deniz şıkkı olur. 39. Bitkilerde fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında olaylarından hangileri görülür? Şimdi hatırlarsanız ben size dedim ki bu fotosentezle ilgili çıkmış soruları çözerken bir tane tablo çizmiştim böyle. Dedim ki bu tabloyu bildiğinizde fotosentezle ilgili birçok soru yaparsınız dedim. Işığa bağımlı tepkimeler, ışığa bağımlı ya da burası da ışıktan bağımsız tepkimelerdi. Işıktan bağımsız. Şöyle sız yazalım. Işığa bağımlı tepkimelerde ne kullanılıyordu? Su kullanılıyordu. Işıkla bu parçalanıyor, fotoliz oluyor. Fotoliz olayı sonucunda açığa oksijen çıkıyor. Oksijen nereye veriliyor? Atmosfere. Daha sonra hidrojenden ayrılan elektronlar sayesinde, yani sudan ayrılan elektronlar sayesinde ATP üretiliyor. Tek bir su için 3 tane ATP üretiliyor arkadaşlar. Tek bir su molekülü için. Ayrıca sudan ayrılan yine hidrojenler sayesinde 2 tane de NADPH molekülü üretiliyor natph. Daha sonra bu üretilen moleküller kullanılıyor. 3 tane ATP, 2 tane natph ve ortamdan alınan karbondoksitle ne üretiliyor? Besin üretiliyor. Besin. Şimdi bakalım diyor ki besinlerdeki kimyasal enerji kullanılarak ATP üretilmesi. Bakın ben burada herhangi bir besin kullandım mı bu ATP üretmek için? Hayır. Sudaki elektronları kullandım. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bu besinlerdeki enerjinin, kimyasal enerjinin kullanıldığı olay nedir? Hücresel solunumdur. Yani oksijenli ya da oksijensiz solunumdur. Hücresel solunumda besindeki kimyasal enerji kullanılır. O yüzden bu yanlıştır. Kloroplastlardaki pigmentlerin ışık enerjisini sorması. Işığa bağımlı tepkime de ışık soruluyor mu? Evet soruluyor. O zaman doğru. Suyun ayrıştırılması. Zaten gördüğünüz gibi su ayrıştırılıyor. Bu, doğru, bu da görülür. Cevabımız denizli şıkkı 2 ve 3 olur. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde ATP sentezi gerçekleşmez? ATP sentezi nerede oluyordu arkadaşlar? ATP sentezi hücresel solunum. Yani oksijenli solunumda. Hangi evrelerde? Glikoliz evresinde. Glikoliz evresinde ATP üretiliyor. Krebs döngüsünde ATP üretiliyor. Şuraya yazamadım. Krebs döngüsü. Bir de ETS. Yani elektron taşıma sisteminde ATP üretiliyor. Başka hiçbir yerde ATP üretilmez. Sadece buralarda üretilir. Bakın, hücresel solunumda bir de fotosentezde. Fotosentez sırasında üretilir. Kemosentez sırasında üretilir. Tamam mı? Bunlar haricinde hiçbir yer daha ATP üretilmez. Diyor ki, kloroplastta protonların tilakoit zardan stroma'ya geçmeleri sırasında. Yani fotosentez olayı sırasında üretiliyor. Olur. Mitokondride protonların zarlar arası bölgeden matriks'e geçmeleri sırasında bu ETS'yi bize gösteriyor. Olur. Kemosentezde inorganik maddelerin oksitlenmesi sırasında, kemosentez sırasında daha ATP üretiliyor. Olur. Glikolizde, glikozdan pürüvik asit oluşumu, glikolizde ATP üretiliyor olur. Fermentasyonda pürüvik asitten laktik asit oluşumu demiş. Arkadaşlar burada ATP üretimi yok. Bakın buradaki amaç nedir? Hani biz glikoliz sırasında nadaşları üretiyoruz ya. Bu nadaşlardaki hidrojenleri pürüvik asite bağlıyoruz ve laktik asit üretiyoruz. Amacımız oradaki natları serbest bırakmaktır. Orada ATP üretimi yoktur. Tamam mı? Fermentasyonda ATP üretimi yok. Sadece glikolizde var. Fermentasyondan önce gerçekleşiyor bu da. Dolayısıyla E şıkkı ATP sentezi gerçekleşmeyen olaydır. Yani cevabımız ediniş seçeneği olacak. Böylece ne yaptık? 2023 TYT ve AYT'de e, biyolojide çıkmış soruları çözmüş olduk arkadaşlar. Umarım sınavınız çok güzel geçmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.